أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Değerli arkadaşlar, hatırlayacak olursak bir önceki dersimizde Kur'an-ı Kerim'i yetersiz görüp mezhepleri din edinmek ithamıyla muhatap olan bizlerin böyle bir ithama müstahak olup olmadığımızı, bu mevzunun, bu meselenin iç yüzünü konuşmuştuk. Bu hafta ise konumuz daha çok hüküm yalnız Allah'a aittir şeklindeki mesele olacak. Zaten mevzulara bakacak olursak birbirine paralel olduğu görülecek, birbiriyle alakalı konular. Hüküm sadece Allah'a ait olunca siz meseleyi bu şekilde kurduğunuzda, yani herhangi bir tasnife, sınıflandırmaya, kısımlandırmaya tabi tutmadığınızda, daha amiyane bir tabirle taşları yerine oturtmadığınızda, o zaman din adına ne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hüküm koyma, vaz etme anlamında bir söz kalıyor, ne de naslardan içtihadi ve istinbatî olarak bir kısım hükümler çıkartmak şeklinde bir vazife müçtehitlere kalıyor. Bunların hiçbirisi bu şahsiyetlere kalmıyor. Hüküm her halükar ve şartta Allah'a ait oluyor. Dolayısıyla diğer sair edille-i şer'iyenin de bu noktada hiçbir kıymeti harbiyesi kalmamış oluyor. Meseleyi bu şekilde kurduğunuzda hüküm sadece Allah'a aittir. Şimdi yine sıkça tekrarladığımız ve hatırlattığımız bir hususu yineleyip tekrarlayacağız ve hatırlatacağız. O da şuydu. Ehl-i bidat fırkaların ve söylemlerin kendi iddialarını yaymak ve haklı çıkartmak adına sürekli olarak başvurmuş oldukları yöntem ve usul neydi? Ayetleri bağlamından kopararak kendi istedikleri manaya göre uyarlamak. Bunu sıkça yapıyorlardı. Bunun misallerini de görmüştük. Şimdi mevzu bahis edeceğimiz konudaki tavırları da arkadaşlar aynı, farklı değil. Çünkü hüküm yalnız Allah'ındır şeklinde bir başlık atıp hemen birkaç sureden bu başlık altında işlenebilecek, bu başlığa uyabilecek olan bazı ayetleri zikrederek okuyucuyu diledikleri şekilde yönlendirme yarışına giriyorlar. Bu çabaya giriyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Şimdi siz hüküm yalnız Allah'ındır şeklinde bir başlık gördüğünüz zaman, bu başlık dikkat çekici bir başlık. Hemen altında bakıyorsunuz ki hiçbir yoruma tabi tutulmadan, tefsire tabi tutulmadan birkaç ayet peşi sıra tadad edilmiş, sıralanmış, sayılmış. Bu sizi daha bir etkiliyor. Bakıyorsunuz ki Allah Allah, bu ayetler gerçekten başlığı doğruluyor. Aynen bu ayetler de hükmün sadece Allah'a ait olduğunu ifade ediyor. Bu kez siz yavaş yavaş onların istemiş oldukları şekilde teşekkül etmeye başlıyorsunuz, şekillenmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra ise yorum kısmında attıkları bu başlık ve altına iliştirdikleri birkaç ayetle birlikte sizi yönlendirmelerini daha bir zirveye doğru çıkartmak istiyorlar. Ve bu şekilde o ayetleri keyiflerince, o ayeti kelimeleri hevalarınca ve arzularınca tefsir etmeye başlıyorlar. Yöntem ve usul bu. Şimdi burada da aynı şey yapılmış. Başlık hüküm yalnız Allah'ındır. Aşağısında okuduğumuz ayetlerse hüküm yalnız Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmenizi, etmemenizi emretmiştir. Dost doğru olan işte budur, din işte budur. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. Bu Yusuf Suresi 40. ayeti kerime.
Diğer bir ayet, kendi hükmünde hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ortak kılmaz. Yine Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku, onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur diye bir ayet-i kerime sayılmış. Şimdi bu ayet-i kerimelere baktığınızda arkadaşlar, diyorsunuz ki evet ya, hüküm yalnız Allah'a aitmiş. Yani o ifadenin orada geçmesi, başlıkla birlikte aynı mahiyeti taşıyan ifadenin ayet-i kerimede yer alması onların işine yarıyor, onlara yetiyor. Sizi kandırabilmeleri için, okuyucuyu yönlendirebilmeleri için onlara bu kadarı yetiyor. Fakat elbette meseleyi bilebilecek olan, meseleyi tetkik edebilecek bir altyapıya ve müktesebata sahip olan insanlar bu ayet-i kerimelerin hiçbir şekilde başlıkla birlikte anlatılmak istenen manaya delalet etmeyeceğini kavrayabiliyorlar. Çünkü bu ayet-i kerimeler anlatılmak istenen konuyla ilgili inmiş ayet-i kerimeler değil. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu mantıkla birlikte hareket ettiğinizde, hüküm yalnız Allah'a aittir ifadesini alıp da her meseleye ve mevzuya, mezhepler meselesine, sünnetin hücciyetine, sünnetin teşri hükmü olup olmadığına, yetkisi olup olmadığına, her meseleye bunu uyarlamaya kalktığınızda, o zaman sizin haricilerden bir farkınız kalmaz. Bunu ifade etmiş olmamız gerekir. Haricilerden bir farkınız kalmaz. Niçin? Çünkü haricilere bakın arkadaşlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şehit edilmesi hadisesinde tüm tarih kitapları bize neyi veriyor? Diyor ki, hariciler Hazreti Ali'yi niye tekfir ettiler? Çünkü hakem olayında hakem tayinine razı olduğu için, rıza gösterdiği için Kur'an'a muhalefet ettiği gerekçesiyle kafir olduğuna hükmettiler. Ve kafir olan kişinin de kanı, malı, canı, her şeyi helal olacağından dolayı belli şartlar altında böyle bir hükme vardılar. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin kafir olduğu haşa ve kella ve öldürülmesi gerektiği kanaatine, içtihadına vardılar. Böyle bir hüküm çıkarttılar ve Hazreti Ali'yi şehit ettiler. Peki gerekçeleri neydi, delilleri, dayanakları, mesnetleri neydi diye sorduğumuzda şunu görüyoruz. Estağfirullah. İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece Allah'a aittir. Şeklinde ayet-i kerimeye dayandıklarını görüyoruz. Peki bu ayet-i kerime haricilere göre neyi ifade ediyordu? Daha doğrusu neyi de ifade ediyordu? Hakem olayında hakem tutulmasının, yani iki tane kavim kavgalılar. İki kişi veya iki topluluk kavga ediyorlar, savaş ediyorlar. Siz de bunların arasını bulabilmek için orada aklı başında, ilme sahip, sulh ilmini, babını, faslını bilen, kaidelerini, kurallarını bilen, yaşı başı yerinde insanları hakem olarak tayin ediyorsunuz, tutuyorsunuz. Bu iki topluluğun veya iki kişinin arasını düzeltmeleri için. Dolayısıyla bu faaliyet onlara bir hüküm vermek, hüküm yetkisi vermek anlamına geliyor. Bu anlama geldiğinden dolayı da inil hukmu illa lillah şeklindeki ayet-i kerimeye muhalif oluyor. Siz bu ayet-i kerimede sadece Allah'a ait olduğu ifade edilen hüküm yetkisini alıyorsunuz, bir kula veriyorsunuz. Kim yapıyor bunu? Harici mantığa göre. Haricilerin tefsir anlayışına göre kim yapıyor bunu? Hazreti Ali. Böyle yaptığı için de Kur'an'a muhalefet etmiş oluyor ve işte onlara göre kafir olmuş oluyor. Kur'an ayetini reddettiği için, Kur'an ayetine muhalefet ettiği için. Şimdi meseleye geldiğimiz zaman da tıpkı haricilerin tefsir anlayışı gibi bir anlayışla karşılaşıyoruz. Yani olur olmadık her yerde inil hukmu illa lillah ayeti kerimesini delil olarak kullanan, uyup uymayacağını, bağlamını gözetmeyen, mezhep müntesipleriyle alakalı bu hükmü vererek onları tekfir eden, din dışı anlayışlara inandıkları şeklinde itham eden, onun dışında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hüküm koyma etkisi var mıdır yok mudur meselesinde hemen bu mevzuyu, bu ayeti kerimeyi delil olarak getiren bir anlayışla karşılaşıyoruz. O zaman arkadaşlar aslında mealcilik anlayışı, sebeistlerin veya işte haricilerin devamı bir anlayıştır.
Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimelerin zahirlerini alarak her mevzuda uygulamaya kalkmaktan ibaret olan bir anlayıştır. Bu anlayışın harici anlayıştan pek bir farkı yoktur arkadaşlar. Peki mesele nedir? Mesele şudur arkadaşlar. Bakın mevzuyu biraz daha isterseniz açalım. Nasıl açalım? Şimdi arkadaşlar siz Kur'an-ı Kerim'deki isnatları, mecazları, mecazı aklileri, istiareleri, mecazı mürselleri vesaire diğer edebi sanatları görmezden geldiğinizde bunları gözetmeden, Arap diline, lügatına vakıf olmadan, esbab-ı nüzulü bilmeden, Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek için gerekli olan, şart olan ilimleri haiz olmadan Kur'an tefsirine kalktığınız zaman da işin içinden çıkamazsınız. Sadece bu mevzuyla alakalı da değil. İşin içinden çıkamazsınız. Mesela örnek verelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim, her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim bir kısım kelimeler kullanır, fiiller kullanır. Bu fiillere baktığınızda her mahalde başka anlam ifade ederler. Bu Kur'an'ın uslubundandır. Uslubunun bir çeşididir bu. Kur'an-ı Kerim bazı kelimeler kullanır, fiiller kullanır, isimler kullanır, tabirler kullanır. Bu kelimeler, tabirler, fiiller, isimler her sayfada, her surede, her mahalde, her konuda aynı anlama gelmezler. Bunu bir kaide olarak bir kenara yazalım. Şimdi bu kaideyi görmezden geldiğimizde o zaman işin içinden çıkamayız. Hüküm meselesine de uyarlayacağım ben bu mevzuyu ama bundan önce birkaç misal vermekte fayda var. Şimdi arkadaşlar mesela Kur'an-ı Kerim'in siz bir ayeti kerimesine bakarsınız. Kur'an orada der ki size, estağfirullah, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Semi' ve basir olan sadece Allah'tır der. Huve ifadesi orada tahsis ifade eder. Dolayısıyla semi' ve basir olan sadece Allah'tır. Şimdi bu ayeti kerimeyi okursunuz, tamam. Bir şey öğrenmiş olursunuz. O da şu, semi'a ve basir olan sadece Allah'mış. Celle Celaluhu. Bunu zapt ediyoruz. Tamam. Başka ayeti kerimelerde de görürsünüz. Ve huve semi'ul basir. Semi'a ve basir olan Allah'tır diye. Fakat gidiyorsunuz İnsan suresine. Orayı okuyorsunuz. Geliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in İnsan suresindeki anlatmış olduğu yere. Estağfirullah. Orada İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Ayet-i kerimeleri devam ediyor. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İnna haleknel insâne min nutfetin emşâc. Biz insanı karışık olan nutfeden, meniden yarattık. Buyuruyor. Devamında ise buyuruyor ki, Fece'alnâhu semî'an basîrâ. Biz insanı semî' ve basir kıldık. Şimdi mealci anlayışa göre, daha geriye gittiğimizde harici anlayışa göre Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bir çelişki mi var diyeceğiz? Veya bu ayetleri nasıl çözeceğiz? Çünkü bunların yaptığı şey aynen bu. Yani اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرِ alıyorsunuz siz, bir iddia gidiyorsunuz. Nedir o? Semi' ve basir ifadesi hiçbir şekilde başka bir mahluk için kullanılamaz. Başlık bu, iddia bu. Başka birisine semi' ve basir dediğimizde bu Allah muhafaza şirk ifade eder. Allah'ın vasfını alıp ona vermeyi ifade eder. Böyle bir şey hiçbir şekilde caiz değildir dediğiniz zaman önünüze bu ayeti kerimeyi koyarlar. Derler ki ya Cenab-ı Hakk'ın bizatihi kendisi İnsan suresinde insan için biz insanı semi' ve basir kıldık diyor. Semi' ve basir sıfatlarını insan için kullanıyor. Buna ne diyeceksin diye sorarlar size. Ne diyeceğiz peki? Şunu diyebilecek miyiz? Yani insanın semi' ve basir olmasıyla Allah'ın semi' ve basir olması arasında hiçbir fark yoktur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bu ayeti kerimeleri anlamaya çalışacağız. Diyeceğiz ki mutlak anlamda kulağa,
araca, gerece, vesileye, sebeplere ihtiyaç duymadan bir şeyi işitmek, her şeyi işitmek, hiçbir şeyden gafil olmamak şeklindeki işitmek Allah'a mahsustur. Allah için kullanılan es-semi' ve basir sıfatları bunu anlatmaktadır. Yani hiçbir şeyden gafil olmadan, göze ihtiyaç duymadan, organa ihtiyaç duymadan, sebebe ihtiyaç duymadan, araca muhtaç olmadan görmek Allah'a mahsustur. Bu böyle bir görmek. Böyle bir görmeyi kim başka bir kul için iddia ederse bu kul müşrik olur. Allah muhafaza etsin. Bu hüküm şirktir. El cevap doğru. Böyle bir işitmeyi, böyle bir sıfatı aynıyla beraber başka bir kula veren kişi müşrik olur. El cevap doğrudur, el hak doğrudur. Peki insan için Cenab-ı Hak semi' ve basir diyor. Oradaki semi' ve basar sıfatları Allah Teala için kullanılan semi' ve basar sıfatlarıyla aynı değil. Bilakis insanın semi' olması, kulağa muhtaç olması suretiyle meydana gelen bir işitmeyle alakalıdır. İnsanın duyabilmesi için bir kısım sebeplere ihtiyacı vardır, dengelere ihtiyacı vardır, organa ihtiyacı vardır, uzva ihtiyacı vardır. Bunlar olmadan insan duyamaz, göremez. İnsan bu anlamda semi' ve basirdir dediğimizde işte biz Kur'an'ı anlama yolunda taşları yerine oturtmak diye buna diyoruz. Siz düz mantıkla beraber her ayeti her yere uyarlayarak veya ayetler üzerinden her meseleye teşmil edecek şekilde külli hükümler çıkarttığınızda ayetleri anlayamazsınız. Kur'an'ın kendi bütünlüğünü de bozmuş olursunuz. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında ciddi işkellere, problemlere düşersiniz. Mesele bu şekilde. Başka bir misal verecek olursak, şimdi Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede bize buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ Allah Teala size karşı rauf ve rahimdir. Kimdir rauf ve rahim olan? Hatta burada hani denilebilir ki diğer yerde marife olarak geçiyor efendim. Orada es-semi' ve basir, diğer yerde nekre olarak geçiyor. Her ikisinin de nekre yani belirsiz olmuş olduğu yerden misal verelim. Allah Teala kendisi için buyuruyor ki Allah Teala rauftur, rahimdir. Burada rauf ve rahim sıfatları Cenab-ı Hakk'a izafe edilmiş, isnat edilmiş. Gidiyoruz Tevbe suresine. Tevbe suresini okurken Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsederken buyuruyor ki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ Size kendi içinizden, kendi cinsinizden öyle bir peygamber geldi ki size haristir ve sizin başınıza bir şeyin gelmesi ona çok ağır gelir. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam için bil müminine raufur rahim. Müminlere karşı da rauf ve rahimdir. Burada rauf ve rahim olan kimdir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Şimdi külli bir mantıkla hareket ettiğinizde efendim rauf ve rahim olan sadece Allah'tır. Başka bir kula bu kullanılması müşrikliktir, şirktir dediğinizde önünüze bu ayeti kerimeyi koyduklarında ne yapacaksınız? Her iki rauf ve rahimin aynı olmadığını söyleyeceksiniz değil mi? Oradaki Cenab-ı Hak için kullanılan rafet sıfatı ve rahmet sıfatı bambaşka bir anlamı ifade ediyor. Beri tarafta kullanılan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam için aynı sıfatlar bambaşka bir manayı ifade ediyor diyeceksiniz bunu. Bunu söyleyeceksiniz ve bir ayrım yapacaksınız, bir tasnif yapacaksınız. Bunu yapmadan Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Kur'an anlayışınızı düzgün bir zemine oturtmuş olamazsınız. Son bir misal daha verelim isterseniz. Kur'an'da bu gibi şeyler çok arkadaşlar. Buna misal olacak olan şeyler çok. Estağfirullah. Cenab-ı Hak buyurur ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Yani yerde ve gökte olanların tamamı Allah'a aittir. Başka bir ayeti kerimede ise daha açık bir şekilde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Semavatın ve arzın,
göklerin ve yerlerin mülkiyeti Allah'a aittir. Allah Teala bize böyle buyuruyor. Ha, öğreniyoruz ki buradan her şey Allah'ındır, her şey Allah'ın mülküdür, her şey Allah'a aittir. Şimdi birisi çıksa bize dese ki Tapu Kadastro Müdürlüğü, efendim belediyeler, bir kısım yerlere mülkiyet veren kurumlar tamamen şirk içerisindedir. Burada bu yetkiyi veren insanlar müşriktir. Çünkü Kur'an ayetine açıkça sarahaten muhalefet etmektedirler. Kur'an bize her şeyin mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Buna göre bu dükkan benim, bu mağaza benim, bu kitap benim, bu kalem benim, benim kalemim nerede diye bir cümle kuran bir adamın müşrik olması gerekir. Allah'ın hükmüne muhalefet edip açık bir şekilde Allah'ın hükmünü reddediyor konumda olması gerekir. Peki böyle midir? Biz böyle diyen insanları tekfir ediyor muyuz? Müşrik olduklarını söylüyor muyuz? Söylemiyorsak neden? Kur'an açıkça her şeyin mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Bir insan bu ayete göre çıkıp da benim çocuğum diyebilir mi? Benim gözüm diyebilir mi? Benim kulağım diyebilir mi? Diyemez. Peki diyebiliyorsa, biz anlıyoruz ki burada mecazi bir ifade var. Her şeyin mülkiyetinin Allah'a ait olmasıyla bir insanın benim dükkanım demesi arasında bir taarruz, bir çelişki yok. Bilakis bu ikisi birbirini pekiştiren bir şeydir. Ne diyeceğiz biz burada? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hakiki anlamda hiç kimseye ihtiyaç duymadan yoktan var etmek anlamında veya bir daha kaybetmemek, elden çıkartma ihtimali olmama anlamında her şeyin maliki ve sahibidir. Allah Teala bu anlamda maliktir. Tamam. Sahiptir. Bunu anlarız. Peki diğer insanın çıkıp da bugün güncel olarak bu tabirleri kullanması ne anlamındadır? Hani bazen diyoruz ya emanetçiyiz. Malik değiliz, emanetçiyiz. O anlamdadır. Yani bize ait olması demek dünyevi şartlar altında bizim orayı emaneten kullanma hakkına, salahiyetine, tasarruf yetkisine sahip olmamız demektir. Her iki mülkiyet, her iki malikiyet, her iki sahiplik aynı şey değildir. Anlatabildik mi? Nitekim zaten Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu bir ayeti kerimede sarahaten ifade etmiyor mu? Bir ayeti kerimede okuduk. Cenab-ı Hak buyuruyor ki semavatın ve arzın her şeyin mülkiyeti bana aittir. Tamam. Başka ayeti kerimeye gidiyoruz. Ali İmran suresinde Allah Teala orada buyuruyor ki estağfirullah. Kulillâhumme. De ki ey Allah'ım. Malikel mülk. Ey mülkün sahibi. Tü'til mülke men teşâ. Mülkü dilediğine verirsin. Allah Teala demek ki bütün her şeyin kendisine ait olduğunu mülkiyet anlamında, sahiplik anlamında hakiki olarak kendisinin malik ve sahip olduğunu beyan ediyor. Ama başka bir ayet-i kerimede mülkü dilediği zamanda, dilediği kişiye, dilediği şekilde verebileceğini de ifade ediyor. Bunu görmediğimiz zaman arkadaşlar, mutlak külli hükümlerle beraber Kur'an üzerinden ahkam kestiğimizde her şeyin sahibi Allah'tır. Rauf ve Rahim olan O'dur. Semi' ve Basir olan O'dur. Allah şöyledir. Bir kul böyle yaptığında bu şirktir, küfürdür. Dur bakalım ya, biraz yavaş ol. İnsanların bu kelimeyi hangi anlamda kullandıkları, ne manaya geldiğini biraz tetkik et. Ondan sonra hüküm ver. Nitekim Kur'an'ın bize yönelik bir emri de nedir? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığın şeylerin ardına düşme. Malumatın olmadığı şeyleri karıştırmaya kalkma. Bilgi sahibi olmadığın şeyler hakkında ahkam kesme. Kur'an bize bunu söylüyor. Peki bu misaller üzerinden inşallah konumuzun biraz daha kolay anlaşılabileceği kanaatindeyim. Gelelim hüküm meselesine. Evet, Cenab-ı Hak bize bir kısım ayeti kerimelerde buyuruyor ki Estağfirullah. İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece Allah'a aittir buyuruyor. Değil mi? Hüküm sadece Allah'a aittir.
Bu ayet-i kerimeyi koyuyoruz bir kenara. Başka bir ayette وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّهُ لَهُ الْحُكْمُ فِي الْعُولَ وَالْآخِرَةِ Yani hüküm dünyada da ahirette de sadece ona aittir. Burada biliyorsunuz تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرِ يُف۪يدُ التَّخْصِيصِ Hakkı tehir olan şeyin takdim edilmesi tahsis ifade eder. Dolayısıyla takdimle birlikte geldiği için nasıl manalandıracağız? Hüküm sadece Allah'a aittir. Evet, bunları görüyoruz. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah Teala hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz buyuruyor. Bu ayet-i kerimeleri görüyoruz. Sonra daha sarih bir ifade bakın. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Hangi şeyde ihtilaf ederseniz onun hükmü Allah'a aittir. Şimdi bu ayet-i kerimeleri arkadaşlar daha çoğaltılabilir. Şöyle bir kenara yazın. Hüküm sadece Allah'a aittir. Dünyada ve ahirette hükmetme yetkisi sadece Allah'ındır. Hangi şeyde ihtilafa düşersek onun hükmü Allah'a aittir. Bu ayet-i kerimeleri koyuyoruz bir kenara. Tamam. Şimdi bu arkadaşlar bu ayet-i kerimeleri dilediği şekilde manalandırabiliyorlar, manalandırıyorlar ama bu ayetlerin onların söylediği manaya gelebilmesi için hükmetmekle ilgili Kur'an-ı Kerim'de başka ayetin olmaması gerekir. Çünkü bakacağız. Kur'an'ın kendi bütünlüğü içerisinde ayetlere bütüncül bir bakışla birlikte meseleleri ele alacağız. Bütüncül olarak aldığımızda, konuyla ilgili ayetlerin tamamını topladığımızda hakikaten böyle bir mana çıkıyor mu? Çünkü şu size bir kenara yazın dediğim ayetler üzerinde nasıl bir hüküm çıkarıyor bu arkadaşlar? Hüküm sadece Allah'a aittir. Resulullah hiçbir hüküm koyamaz. Peygamberlerin hüküm koyma yetkisi yoktur. Mezhep imamları hüküm koymakla birlikte hataya düşmüşlerdir. Hatta küfre, şirke düşmüşlerdir. Beri tarafta onlara uyan, onların hükümlerine tabi olan, onları taklit eden kişiler de büyük bir dalalet içerisindedirler. Şimdi soruyoruz, deliliniz ne? Bize diyorlar ki delilimiz bu ayetler. Hükmün sadece Allah'a ait olduğunu ifade eden ayetler. Delilimiz bu diyorlar. Peki, şimdi gelelim meseleyi tetkik etmeye. Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerimelere bakıyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim bize diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hüküm vermesiyle ilgili olarak Estaizu billah innema kana kavlel mu'minina iza du'u ila Allahi ve rasulihi li yahkuma beynehum en yekulu semi'na ve ata'na. Kur'an bize diyor ki müminler Allah ve Resulüne onlar aralarında hüküm versinler diye çağrıldıklarında, Allah ve Resulünün hükmüne çağrıldıklarında onlara düşen şey nedir? İşittik ve itaat ettik demektir. İşittik ve itaat ettik demektir. Peki burada hüküm ifadesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a izafe ediliyor mu? Ediliyor. Hazreti Peygamber'in hüküm vermesinden bahsediliyor burada. Bir ayette ne diyordu? Hangi şeyde ihtilafa düşerseniz onun hükmü Allah'a aittir. Başka ayeti kerimeye geliyoruz. Estağfirullah. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Hangi şeyde ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün. O mevzuyu Allah ve Resulü çözsün. O konuyla alakalı hükmü Allah ve Resulü koysun diyor. Şimdi yine başka bir ayeti kerimeye baktığımızda estağfirullah Cenab-ı Hak buyuruyor ki inna enzelna ileykel kitabe li tahkuma beynen nasi bima arakallah. Biz bu kitabı sana niye indirdik? Biz bu kitabı sana Allah'ın gösterdiği ve vahyettiği şekilde insanlar arasında hüküm veresin diye indirdik. Hüküm veresin li tahkuma muhatap sıygası. Burada hükmü kim verecek? Allah'ın vahyetmesi, göstermesiyle birlikte Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam verecek. Başka bir ayete gidiyoruz estağfirullah. Semma'un lil kedibe kalun lis suht fe in ca'uke fahkum beynehum bil kıst.
sana gelirlerse diyor Hazreti Peygamber'e Allah Teala, onların arasında adaletle beraber hükmet. Hükmet diyor Hazreti Peygamber'e. Başka bir ayet, estağfirullah. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğiyle onların arasında ne yap? Hükmet. Son bir ayet daha okuyalım. Bakınız, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde bir arazi meselesi oluyor. Arazi vakası, anlaşamıyorlar bazıları. Ve bu meseleyi Peygamber aleyhissalatü vesselama getiriyorlar. Efendimiz bu mevzuyla alakalı hükmü veriyor. Neticelendiriyor. Fakat bu bir tane Müslümanın hoşuna gitmiyor. Taraflardan birinin pek hoşuna gitmeyince. Bu tabi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu duruma muttali olduğu için hemen ayeti kerimeyi inzal buyuruyor. Estaizu billah. Fela ve rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Müminler aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Bakınız, burada imanın ölçüsünü Cenab-ı Hak ne olarak tayin etti? Müminlerin aralarında çıkan meselelerde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hakem kılıp kılmamaları olarak tayin etti. Hakem kılmıyorlarsa iman etmiş olmazlar. Hükmü sen vereceksin. Sen hakem olacaksın. Beri tarafta okuduğumuz ayet ne diyordu bize? Aranızda çıkan meselelerde hüküm sadece Allah'a aittir. Burada diyor ki seni hakem tayin edecekler. Hüküm vereceksin. Evet. Hatta öyle bir hüküm vereceksin ve onlar da bu hükme öyle bir teslim olacaklar ki ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Senin verdiğin hüküm karşısında kalplerinde en ufak bir rahatsızlık hissetmeyecekler, tam anlamıyla teslim olacaklar. Böyle bir itaat istiyor bizden o hükme karşı. Şimdi arkadaşlar, hemen diğer meseleye geçmeden önce isterseniz konuyu bağlayalım. Şöyle bağlayalım. Yani hükmün sadece Allah'a ait olduğunu ifade eden ayetleri gördük, birkaç tane okuduk. Bunlarda da bakıyoruz ki Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselama Allah Teala hüküm verme yetkisi veriyor. Hükmet diyor, hükmedeceksin diyor. Sen hükmedeceksin, onlar hiç karşı çıkmayacaklar diyor. Benim vahyimle, göstermemle hükmedeceksin diyor. O zaman hüküm sadece Allah'a ait idiyse Hazreti Peygamber'in hüküm vermesi ne oluyor diye bir soru gelirse bu meseleyi tetkik etmemiz gerekir. Şöyle ki, yani her noktayı mahalline oturtmamız gerekiyor ve şu kanaate varmış oluyoruz. Yani müfessirler bunu nasıl beyan ediyorlar? Mutlak anlamda hiç kimsenin iznine, müsaadesine, göstermesine, rehberliğine, yol göstericiliğine ihtiyacı olmadan dilediği şekilde يَفْعَلُ مَا يَشَى فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ anlamında hiçbir şekilde itiraza mahal olamayacak şekilde dilediği zamanda dilediği hükmü verebilme yetkisi Allah'a aittir. Allah'a ifade, isnat edilen, izafe edilen hüküm bu anlamdaki hükümdür. Bu anlamda kainatta dilediğini yapabilmek, dilediği mevzu ve meselede istediği şekilde hükmedebilmek anlamındaki hüküm sadece Allah'a aittir. İşte bu hükmü siz alır başkasına, başka bir beşere verirseniz bu şirk olur, bu küfür olur. Peki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama isnat edilen hüküm nedir? Allah'ın izni, Allah'ın müsaadesi, Allah'ın göstermesi, Allah'ın vahyi, vahyin rehberliği çerçevesinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın verdiği yetkilerle belli meselelerde ve mevzularda hükmetmesidir. Hazreti Peygamber'e isnat edilen, izafe edilen hüküm bambaşka bir hüküm. Onun için hükümlerin manaları farklı olduğundan dolayı Kur'an ayetleri arasında bir çelişki olduğunu söylememiş kimse. Hüküm bambaşka bir şey. O zaman Allah'ın hükmü ayrı bir şey. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hükmü başka bir şey. Başka bir manada. Tabii ki
Bu anlamda Allah'ın göstermesiyle Hazreti Peygamber hükmettiği için, vahye tabi olarak hükmettiği için onun hükmü ne oluyor? Allah'ın hükmü oluyor. Allah Teala izafe edilebiliyor. Bunun için zaten Cenab-ı Hak bize ne diyor? Men yuti'ir rasule fekad ata'a Allah. Peygambere itaat eder, Allah'a itaat etmiştir. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Bana tabi olun, Allah da sizi sevsin. Hep peygamberin peşinde gitmemiz istenmiştir. Ona itaat etmemiz durumunda ancak Allah'a itaat edebileceğimiz bize ifade edilmiştir. Çünkü Allah'ın gösterdiği, Allah Teala'nın vahyettiği ve rehberlik ile birlikte onu yönlendirdiği kişi kimdir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. O zaman hükümleri bu şekilde halletmiş olmamız mümkün. Şimdi işin daha enteresan tarafı da şudur. Kur'an-ı Kerim'de sadece Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama izafe edilen, isnat edilen hükümler yok. Bilakis diğer insanlara, peygamberlere, peygamber olmayan şahıslara da izafe ve isnat edilen hükümler var. Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor, estaizu billah, وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ. Davud ve Süleyman aleyhisselam'dan bahsederken, onlar bir ekin hususunda hüküm veriyorlardı diyor. Demek ki hüküm veriyorlardı. O zamanda da vermiş oldukları bir hüküm vardı. İşte bu hüküm başka bir hüküm. Estağfirullah. Billahi inna enzelna tevrate fiha huden ve nur yahkumu biha nabiyyuna allazina eslemu lillazina hadu ve'r rabbaniyyuna ve'l ahbar. Bakın burada hüküm veren sınıflar sayılıyor. Diyor ki biz Tevrat'ı ve İncil'i indirdik. Onlarda nur vardır ve onunla birlikte nebiler hüküm verdiler. Daha kimler hüküm verdiler? Rabbani olan alimler, ahbar, Yahudilerin alimleri, Hristiyanların alimleri, ruhbanlar vesaire hüküm verdiler. Tevrat ve İncil'le birlikte. Bakınız demek ki kitapla beraber hüküm verilebiliyor değil mi? Bir dinde peygamber olmayanlar, ruhbanlar, rahba, işte ahbar vesaire filan hüküm veriyor. Yani siz mutlak anlamda hüküm Allah'a aittir diye bir cümle kurduğunuz zaman, her türlü hükmü herkesten nefyettiğiniz zaman da Kur'an'ın kendi bütünlüğünü otomatikmen bozmuş olursunuz. Bakınız bu ayeti kerimelerde ifade edildiği gibi bazı zümrelerin peygamber olan ve olmayan bazı zümrelerin hüküm verdiği ifade edilmiştir. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Davud Aleyhisselam'a seslenir. Ne buyurur? Estaizu billah ya Davud inna cealnake halifeten fil ardı fahkum beynen nasi bilhak. Yani ey Davud biz insanlar içinde seni halife kıldık. İnsanlar içerisinde ne yap? Hak ile beraber hüküm ver. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a hüküm ver diyor. Başka bir ayet estağfirullah. Billah. Kâne nâsu ummeten vâhideten feba'athallâhun nebiyyine mübeşşirîne ve münzirîn ve enzele ma'ahumul kitâbe değil mi? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي Peygamberler indirdik diyor. O peygamberlerle beraber de kitap indirdik. Niye? İnsanlar içinde peygamberler o kitapla birlikte hüküm versinler diye. O zaman bakınız peygamberin, peygamberimizin aleyhissalatü vesselam veya diğer peygamberlerin yahut ümmetin ulemasının hüküm vermesi ne anlamdadır arkadaşlar? Kitapla hüküm vermesi anlamındadır. Bu ayeti kerime daha sarih bir şekilde bize bunu anlatıyor. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي O kitapla beraber indirdik ki insanlar içinde o kitaptan almış olduğu ilhamla birlikte hüküm versinler diye. O zaman peygamberler kitapla hüküm verir. Ulema kitapla hüküm verir. Müçtehitler kitapla hüküm verir. Allah kitapla hüküm vermez. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Allah mutlak hüküm verir. Kitap zaten Cenab-ı Hakk'a aittir. Yetki ona aittir. Bu hükümler arasında böyle bir fark var. Keza iki kişi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Karı koca anlaşamıyorlar. Kavga ediyorlar.
Bunlar ne olacak böyle bir durumda? Kur'an-ı Kerim bize diyor ki ve in khiftum şikaka beynihima feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Eğer bunların birbirlerine taşkınlık edip böyle bir ihtilaf çıkartmasından korkarsanız, o zaman kocanın tarafından da bir hakem tayin edin. Kadın tarafından da bir hakem tayin edin. Ne yapın? Onlar bu meseleyi çözsünler. Çok acayip değil mi? Yani haricilerin Hazreti Ali radıyallahu anh'ı tekfir etmesiyle birebir ilgili olan bir husus. Kur'an bize diyor ki yani aileler karı koca anlaşmazlığa düşerse iki taraftan hakemler tayin edin, onlar bu işi çözsünler. İki mümin anlaşamazsa sulh için hakem tayin edin. Bu işi çözsünler. Bu işi oluruna vardırsınlar. O zaman hani hüküm sadece ve mahteleftum fihi min şeyin fe hukmuhu ilallah ne oldu? Karı koca diyor ki biz bir şeyde ihtilaf ettik. Bunun hükmü kime aittir? Allah'a aittir. O zaman karı koca dese ki bu ayeti kerimeye bakarak biz kendi ailemizden, onun ailesinden hakem kabul etmiyoruz. Biz Allah'ın hüküm vermesini bekliyoruz. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir mantık olur mu arkadaşlar? Soruyorum. Ya Allah Teala sana bizzat diyor ki senin ailenden, onun ailesinden bir hakem tayin edeceksiniz. O bu işi çözecek. Peki o bu işi neye göre çözecek? Allah'ın kitabına göre çözecek. Allah'ın hükmüne göre çözecek. Ve bu zaten ve mehteleftum fihi min şeyin fehukmuhu ile Allah'ın bizzat kendisi olacak. Ama böyle aracısız, efendim hiçbir sebep, hiçbir vesile aramadan direkt sloganik ve külli ifadelerle hüküm Allah'a aittir deyip işin içinden sıyrılmanız mümkün değil. Bu ayetlere cevap vereceksiniz. Yine Cenab-ı Hak buyurur ki Estağfirullah. İnna Allah ye'murukum. Allah size emrediyor. En tueddül emanati ila ehliha. Emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Daha ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adl. İnsanlar arasında hüküm verdiğinizde adaletle hüküm vermenizi emrediyor. İnsanlar arasında hüküm verdiğinizde adaletle hüküm vermenizi, hükmetmenizi emrediyor. Ne oldu peki şimdi bu? Allah Teala bize insanlar arasında hükmetmemizi emrediyor. Bir de adaletle hükmetmemizi. O adalet neye göre olacak? Allah'ın kitabına göre olacak. Allah'ın gösterdiği vahye göre hüküm vereceğiz. Peki bizim verdiğimiz hüküm peygamberinkiyle aynı olur mu? Olmaz. Çünkü biz vahiy almıyoruz. Biz vahyin rehberliğinde hareket etmiyoruz, hüküm vermiyoruz. Bizim hükmümüz başka, peygamberin hükmü başka, Allah'ın hükmü bambaşka. Bu hükümler yetki olarak, bu hükümler kudret olarak aynı güce, aynı yetkiye, aynı salahiyete sahip değil. Başka başka manalara gelen kelimeleri alıp da efendim Kur'an'ın kendi bütünlüğü içerisinde bir çelişki oluşturmayın. Kendi kafanıza sıkıyorsunuz bu şekilde. Bir ateist çok basit bir şekilde şu ayeti kerimeleri tarayıp sizin önünüze getirse iddianızın yanlış olduğunu, batıl olduğunu da size ispat edebilir. Evet, bunun gibi işte وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ Cenab-ı Hak ehli İncil Allah'ın orada indirmiş olduğu şeyle birlikte hüküm versin buyuruyor. Yine ehli İncil'e hüküm ifadesi izafe ediliyor, isnat ediliyor. Birçok daha ayeti kerime sayabiliriz. O zaman arkadaşlar siz şimdi bunların ifade ettiği şeyin ne kadar batıl olduğunu bu izahattan sonra daha iyi anlayabileceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü özetleyecek olursak biz bu mevzuları hüküm Allah'a aittir gibi konuları, Kur'an'daki isnatları, mecazları, hakikatleri, dili, uslubu çözmeden, bilmeden çözemeyiz. Sadece bununla birlikte bazı ayetleri hariciler gibi kullanarak insanları kandırırsınız. İnsanları Kur'an adına batıl bir yola sevk edersiniz. Yazık olur, günah olur, vebal olur. Öyleyse o zaman hükümler arasında demek ki tasnif yaptık. Sadece hükmün Allah'a ait olduğunu ifade eden ayetlerin
Allah'a ait olan bir hükümden bahsettiğini, peygamberin hüküm vermesi gerektiğini söyleyen, peygamberlerin hüküm verebileceğini söyleyen ayetlerin başka bir hükümden bahsettiğini, sair insanların hükmünden bahseden ayetlerin de bambaşka bir manadan bahsettiğini ortaya koymuş olduk. O zaman şimdi dinliyoruz. Bakın, bu çerçevede şu altyapıyla birlikte şu anki dersten sonra şu ifadeleri şimdi dikkatle dinleyin. Hüküm Allah'tan başkasına bırakılırsa dosdoğru dinden sapılmış olunur. Kur'an'dan referans almadan hadislere dayandırılarak verilen hükümler Allah'ın hükmü değildir. Tekrar ediyorum şu cümleyi. Kur'an'dan referans almadan hadislere dayandırılarak verilen hükümler Allah'ın hükmü değildir. Neye göre, niye değildir? Kur'an'dan referans almadan ifadesi ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim bize demiyor mu? Demin okuduk. Yani peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Hüküm vereceksin. Seni hakem tayin edecekler diyor. Burada illa benim vahyetmemle veyahut da metlu olan, daha doğrusu böyle tabir edelim, metlu olan, Kur'an ayeti olan bir şeyle birlikte hüküm vereceksin ifadesi yok. Bilakis bima erakallah ifadesi var. Allah'ın sana gösterdiği şekilde. O göstermek çok geniş bir kavram. Allah Teala Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama metlu olan vahiy ile birlikte de göstermiştir. Gayrimetlu vahiy ile birlikte de göstermiştir. Onun için böyle bir iddia mesnetsiz bir iddiadır. Yani bu mevzuları sünnetin hücciyeti diye bir söyleşi yapmıştık bir arkadaşla. Sonra bu deşifre edilip kitap haline getirildi. Orada izah etmeye gayret etmiştik. Yine burada derslerde gelirse, konu gelirse inşallah izah ederiz. Bu doğru bir şey değil. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kur'an dışı vahiy ile birlikte yönlendirildiğine dair Kur'an'da birçok ayet var. Birçok hadise var. Dediğimiz gibi şu an meselemiz bu olmadığı için buraya girmeyeceğiz. Onun için işte direkt peygambere isnat edilen şeylerin din değildir, Allah'ın hükmü değildir diye bir şey yok. Cenab-ı Hak o zaman şöyle bir soru sorarız. Mesela haram kılmak kime aittir? Allah'a aittir. Değil mi? Hakiki anlamda haram kılmak, helal kılmak Allah'a aittir. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Teala'nın yönlendirmesiyle birlikte bir şeyi haram kılamayacaksa, helal kılamayacaksa Cenab-ı Hak onu anlattığı ayeti kerimede ne diyor? Estağfirullah. Yuhillu lehumut-tayyibat ve yuharrimu aleyhimul-khabait. O peygamber onlara temiz olan şeyleri helal kılıyor. Oradaki isnat kime? Peygambere. Pis olan şeyleri de haram kılıyor. Peki niye ona izafe etsin ki Cenab-ı Hak? Niye haram kılmayı ona izafe etsin? Hatta başka bir ayeti kerimede ehli kitap için katülüllezine la yu'minune billahi ve la bil yevmil ahiri ve la yuharrimune ma harramallahu ve rasuluhu. Niye orada ve Resulü ifadesi gelsin ki? Yani Allah Teala'nın haram kılmasından bahsedilmiş, mesele bitmiştir. Yani ayrıca atıf harfiyle birlikte Resul'ün de haram kılmasına niye vurgu yapılmış olsun? Bu bize bir şeyi gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesi vahiy ile birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hüküm verebilir, vermiştir. Bunun illa metlu vahiy olan Kur'an'a dayanmak, Kur'an'dan bir ayet olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Bu sizin getirmiş olduğunuz mesnetsiz bir zorunluluk şart. Geçiyorum. Şimdi bakınız. Hüküm Allah'a aittir diye başlık atıldı. Birkaç ayet okudular bununla alakalı. Şimdi nereye geliyor bakın. Size şeyi göstermek istiyorum ben burada. Manipülasyonu. Yani nasıl yönlendiriyorlar okuyucuyu? Başladık. Şimdi konu nereye geldi? Bakın. Mezhepleri dine eşitlemek, Allah'ın hüküm koyucu yetkisini başkasına vermek demektir. Şu cümleyi bir daha okuyayım. Mezhepleri dine eşitlemek, Allah'ın hüküm koyucu yetkisini başkasına vermek demektir. Nokta. İşte asıl maksat buydu zaten. Yani o başlığın atılması, altına birkaç ayeti kerimenin tadat edilmesi,
asıl maksat bu faaliyetlerden buydu. Bu cümleyi kurabilmekti. Şimdi bakınız, demin yaptığım izahattan sonra şu cümleyi bir okuyun. Allah aşkına şu cümlenin kendi içerisindeki mantıki tutarlılığını bir gözden geçirin ya. İnil hukmu illa lillah diyor. Burada ayet var diyor. Mezhebin hükmüne tabi olursan Allah'ın hüküm yetkisini aldın, İmam-ı Azam'a verdin diyor. E şimdi bu düz mantık değil mi kardeşim? Yazık, günah değil mi? Yani diğer ayeti kerimeleri o zaman işte aynı mantıkla devam ediyorum ben. Aileler arasında bozuşma olduğu zaman da tutar bir tane hakem tayin edersen Allah'ın hüküm yetkisini aldın, ona verdin. Bir. İnna Allahu ye'murukum en tu'eddu'l emanat ila ehliha ayetinde olduğu gibi Allah'ın hüküm yetkisini aldın, insana verdin. Allah'ın hüküm yetkisini aldın, Davud Aleyhisselam'a verdin. Allah'ın hüküm yetkisini aldın, Süleyman Aleyhisselam'a verdin. Birçok daha misal çıkar Kur'an'dan karşımıza. Allah'ın hüküm yetkisini aldın, peygambere verdin. Vesaire vesaire. Ya kardeşim, mezhebin verdiği hükümle Allah'ın verdiği hükmü eşitliyorsun. Ve Allah'ın verdiği hükümle alakalı olan ayeti tutuyorsun. Mezhep hükmüyle alakalı olan meselede okuyorsun. Bu çarpıtmadır. Bu vahyi uyarlamaktır. Bu vahiyle oynamaktır ya. Na'udhu billah. Allah'ın kitabını oyuncak haline getirmektir bu. Evet. Şimdi devam ediyor. Hızını alamamış. Kehf suresi 27. ayetten ki bu velâ yüşrikû fî hukmihi ahadâ vardı ya. Şimdi bakınız o ayeti kerime neden bahsediyor? Cenab-ı Hak mülkiyetinde, yani şu mülkünde hiç kimseyi ortak kılmaz, koşmaz. Aksini iddia eden mi var? Allah Teala hükmünde, mülkünde kimseyi ortak koşmaz. Evet. Kendi verdiği anlamda bir hüküm yetkisini ve hükmü hiç kimseye vermez. Hiç kimsenin de Allah dışında böyle bir hüküm verme yetkisi yoktur. Ama Allah'ın nasıl bir hüküm yetkisi olduğunu kayıtlarıyla izah ettim. İzin, müsaade, bir kişinin yardımı, aracılık vesaire sebepler gibi bir takım şeylere ihtiyaç duymadan yegane mutlak anlamda hüküm verme yetkisi ve mercii kimdir? Allah Teala'dır, ona aittir. Tamam. Allah Teala bundan bahsediyor. Bu anlamda kimseyi diyor hükmüne ortak kılmaz. Amenna ve saddakna. Kılmaz. Şimdi bir misal daha vereyim ben size de biraz daha anlayalım. Cenab-ı Hak yeryüzündeki tedbir işlerini kime izafe ediyor? Kendisine inna rabbakumullahu allazi halaka's semawati vel arda fi sitteti ayamin thumma istawa alal arshi yudabbiru'l emr. İşi tedbir eden kimdir diyor? Yöneten benim diyor. Bunu alıyorsunuz siz. Tamam. Allah Teala işleri tedbir eder. Bunu bir kenara yazıyorsunuz. Bu ayeti kerimeden bunu anlıyoruz. Diğer ayeti kerimeye gidiyoruz. Nazihat suresiyle alakalı ayet. Bize diyor ki estaizu billah fel müdebbirati emra. İşleri tedbir edenlere yemin olsun diyor. Ne olacak şimdi? Hani işleri tedbir eden Allah Teala'ydı? O zaman arkadaşım yine aynı noktaya geliyoruz. Şunu demek zorundasın. Allah'ın tedbiriyle oradaki tedbir aynı şey değil. Allah'ın tedbiri mutlak, yardıma ihtiyaç duymadan, hiç kimseden güç ve kuvvet almadan, aracı, sebep vesaire gibi bir kısım ihtiyaçlar olmaksızın yönetmektir. Ama beşeri anlamda kulların, meleklerin bir kısım işleri tedbir edip yönetmesi ise Allah'ın iznine bağlıdır, müsaadesine bağlıdır, yardımına bağlıdır, kudretine bağlıdır, güç vermesine bağlıdır. Değil mi? La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. En büyük zikirlerden biri. Bu anlamdaki tedbir budur. E siz şimdi وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدَى'yı geliyorsunuz, mezhep meselesinde okuyorsunuz. Yapma ya. Yani Kur'an'dan bu kadar haberdar olmadığını belli etme bari yani. Diyor ki Allah'ın hükmüne uymanın ancak Allah'ın vahyine uymakla yerine getirilebileceğini anlarız. Allah'ın vahyine uyduğumuz zaman da işte Kehf suresindeki o ifadeyi tam anlamıyla tatbik etmiş oluyoruz. Bitiriyorum. Son bir paragraf.
Kur'an ayetlerine göre Allah'ın sözleri değiştirilemez bir şekilde tamamken, evet, her nedense insanlar bununla yetinmeyip, bak şimdi bak, Kur'an ayetlerine göre Allah'ın sözleri değiştirilmezmiş, tamam, doğru. La yubet, ma yubettelu kavlu ledeyye, innallaha la yuhriful miyad, birçok ayet kerime var. Her nedense insanlar, insanlar dediği de biz yani, bununla yetinmemişiz, yeni sözler aramışlar. Kimse artık, bunlar sahabe, tabi'in, herkes buna dahil yani. Yeni sözler. Kur'an'la yetinmemiş. Nedir peki yeni söz? Bu zihniyete göre İmam Şafii'nin içtihatları, 12 imamın fetvaları karıştı, şimdi Şia'ya atladı. Nasıl karıştırıyor görüyor musunuz? Yani bildiğiniz böyle tam anlamıyla karman çorman bir kafa. İmam Şafii'den 12 imama atladık şimdi. Veya Hanefi imamları, tekrar buraya geldik, İzahları ile din tamamlanabilir. İşte ne güzel kurdu mevzuyu. Yani Kur'an'ı yetersiz görenler demişler ki Kur'an yetmiyor bize. Ne yapacağız? O zaman başka şeylere ihtiyacımız var. Ben de bu kafaya şunu sormak isterim. Kardeşim, çok fazla gitmeye gerek yok. Vakıf. Vakıf müessesesi İslam'ın inkar edilemez bir müessesesidir ki bugün de var. Vakıf. Çok önemli bir şeydir İslam içerisinde. Ki fıkıh kitaplarımızda ne var? Kitabul Vakf diye bir bölüm var mı? Var. Bana Kur'an ayetleri içerisinden vakıfla alakalı hüküm beyan eden bir tek ayet gösterin ya. Bir tane, bir. Deyin ki şu ayet vakıftan bahsediyor. Var mı? E kardeşim, ben bugün vakıf kuracağım. Şer'i bir devlet olduğunu düşün. Vakıf kuracağım ben. Bunu Allah'ın kitabına göre nasıl yapacağım? Göster bana ya. Bunun kuralı, kaidesi ne? Şirketle alakalı Kur'an-ı Kerim'de hüküm babında, evet, şirketten birkaç yerde bahsediliyor ama hüküm babında bir şirketin nasıl olması gerektiği ile alakalı bir tane ayet var mı ya? Yok. Vakıfla ilgili yok. Daha bununla ilgili birçok daha bahis sayabilirim size. Yok. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunları Kur'an ayetleriyle beyan etmek değil de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle bize ulaştırmak ve beyan etmeyi murad etmiş. Kim itiraz edebilir? Yok. Kur'an'da yok bu. Ya kardeşim, sen şimdi dümdüz bir cümle kurduğun zaman, ki bunu göreceğiz, bununla ilgili bir ders de işleriz. مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Ya tuttu bir ateist sana, dedi ki al kardeşim, bunlar bunlar bunlardan Kur'an bahsediyor mu? Yok. Hatta bu ayete göre, bu ayeti böyle külli bir ifadeyle anlayacak olsanız, Kur'an astronomiyle ilgili, fizikle alakalı, coğrafya, her meseleyle alakalı her şeyi tebyin etmesi lazım. O zaman arkadaşlar, lütfen ayetler üzerinden hamasi nutuklar atmayalım. Altını dolduramayacağımız iddiaları dillendirmeyelim. Şimdi işte bu zihniyete göre işte İmam-ı Azam'ın sözlerini aramışız. Hanefi işte mezhebini tesis etmişiz. Kur'an'ı yetersiz gördüğümüzden dolayı. Nitekim bu ana kadarki derslerimizi zaten takip ettiyseniz bunun ne kadar tutarsız bir iddia olduğunu kavramış olacaksınız. Bu anlayıştaki kişilere göre din daha evvel tamam değildir ki bu şahısların yorum, içtihat ve izahları ile dini tamamlanmıştır. Yani bu noktadan sonra artık hani derler ya, sözün bittiği yerdir buralar. Çok da söylenecek bir söz yoktur. Çünkü sürekli artık mesele aynı yerde odaklanıp duruyor. İnşallah bir sonraki dersimizde sair iddiaların cevaplandırılmasını ile birlikte devam edeceğiz. Bu hafta hüküm yalnız Allah'a aittir şeklindeki ayetler üzerinden Resulullah'ın hüküm koyma yetkisini, mezheplerin hükümlerini iptal etmeye kalkan ve bununla birlikte de ayetleri manalarından, bağlamlarından kopartarak, çarptırarak büyük bir cinayete imza atanların cürümlerini deşifre etmiş olduk. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize hakkı hak olarak görüp tabi olma muvaffakiyeti ve batılı da batıl olarak görüp de ondan uzaklaşmak, içtinap etmek
muvaffakiyetini ihsan eylesin. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.